Herkese merhabalar, günaydın arkadaşlar. Bugün enerji doluyum, enerjimizi de geçirmek istedim. Sabah erkenden kalktık, Tarık tıraş olmaya gitti. Çok yakışıklı olmuş maşallah, nazar değmesin. Ben kahvaltımı yaptım, Tarık birazcık geç geleceği için karnım acıktı çünkü. Şimdi Tarık kendine kahvaltı hazır. Tarık marketten bir şeyler almış, sodamız bitmişti, soda almış gelirken. Bir de form yiyor bu aralar. Bunları çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Bu şekilde. Ben gonku daha çok seviyorum. Çok lezzetli oluyor. Bir de bunun bal ve hardallısını almış. İkisi de çok güzel. Tarık kahvaltısını hazırlarken ben şimdi evi süpüreceğim. Temizlik. Bebek uyanmış mı bu bebek? Atoş. Günaydın anne. Uyan, öğretmenin gelecek aşkım. Öğretmenim, ben canlı ders var mı? Duygularım darmadağın. Yaklaşık bir saat sonra öğretmeni gelecek. O şu an biraz dinlensin. Ben de evi temizleyeyim, toparlayayım. Tamam mı aşkım? Tamam mı oğluşum? Gıdı gıdı yaparım sana, gıdı gıdı yaparım. Tontik oğlum benim, popişi yerim popişi. Oh. Oh, cennet kokulu oğlum benim. Nasıl uykulu gibi sanki Ateş. Bu da Cuevas Medek. Neydi hocam? Evet. Söyleyemedim. Cuevas Medek egzersizlerinden. Minder egzersizlerinden. Çocuğun pozisyon algısını geliştirmek için yapılan bir egzersiz. Tamamen burada yeri hissediyor ve sırtının, başının hareketli olduğunun farkında. Ne güzelmiş ya bu. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Sinirlendin mi? Evet. Sinire bak. Düştük hop. Bir daha. Düştük. Evet. Hemen koruduk kendimizi. Bir daha. Hop. Evet. Bir daha. Aç kolları. Evet. Hoppa. Süpersin. Daha iyi gibi değil mi hocam, evet, öncekilere göre? Maşallah. Hareketlere alışıyor. Evet, İlk başlarda bir korkuyordu, bir sarsılıyordu da şu anda alıştı. Aferin oğluma. Yani ilk başta bu pozisyonu almak onu korkutuyor. Ama daha sonrasında o. Kalktık mı? Ne oldu? Yağlı güreşçiler gibi nasıl kalktın öyle çocuğun? Sonra o algısına yerleşiyor bu pozisyon ve artık hem bundan korkmuyor, çekinmiyor. Vücudunun nerede, neresi, nasıl durması gerektiğini biliyor. Çok tatlısın Atoş. Evet.
Otur kalk. Oturduk. Kalktık. Otur. Kalktık. Oturduk. Kalktık. Hop. Hop. Hadi kalkalım. Hadi kalkalım. Hadi kalkalım. Aferin Atoş'a. Bir daha. Hadi kalkalım. Hop. Hadi kalkalım. Hop. Aferin sana. Süpersin. Başta biraz sinirlendi ama toparlandı. Evet. Hop. Ne oldu bir tanem? Değil mi? Hmm, en sevdiğim. Ders mutlusu Atoş. Değil mi? Hı? Evet, harikasın. Gülücükler seçiyor Atoşçuk. Hı? 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 Hop. Hop. Bunu da tekrar anlatır mısınız hocam? Evet. Şimdi biz spastisteye karşı hiçbir şekilde zor hareket yapmıyoruz. Onu yani istemsiz kasılmayı hissettiğimiz anda hafif bir gevşeti, sonra tekrar istediğimiz yöne devam edebiliriz. Çok da zorluyorsa o yöne gitmekten kaçınırız. Spastisteyi zorlarsak, ona karşı direnç uygularsak bu sefer onu kuvvetlendirmiş oluruz. Ve nitekim daha fazla diğer tarafa kuvvet sağlar, kuvveti o tarafa iter. Şimdi atada da görüyoruz mesela sola gelirken çok rahat ama sağ tarafa giderken kasılmalar başlıyor. Mesela istemsiz kasılmaları başladı. Bunlar küçük küçük kasılmalar arkadaşlar. Evet. Ama sol taraftayken bunlar beyinden gelen az. İstemsiz kasılmalar. Sürekli gelecek. Ama her çocukta farklı mıdır peki hocam? Farklıdır. Oyun. Evet. Değişir. Yani beynin etkilenmeye göre, etkilendiği yere göre. Çok farklılıklar, büyüklükler, küçüklükler, aşırılıklar, zayıflıklar gösterebilir. Hoppa. Mesela bu tarafa gelirken hiçbir kasılma görmüyoruz. Bu tarafa gelirken... Burada da rahatladı. Belli bir süre sonra rahatlama olur mu peki? Eğer onu güçlendirmezsek, kuvvetlendirmezsek istediğimiz kasları kuvvetlendiriyoruz bu sefer. Ona karşı gelmeye başlıyoruz. Çocuk spastiste geçirirken yani zorlamamamız gerekiyor değil kesinlikle mi hocam? Kesinlikle evet, zorlamamamız gerekiyor. O yöne aşırı germe yapmamamız gerekiyor. Ayaklarında da öyle. Onu gererek, tabii bu küçük yaş için söylüyorum. Hani büyük yaşlarda belki germe birkaç günlük etkili olabiliyor ama o da kesinlikle tedavi değil. Ama birkaç günlük böyle hayatını rahatlatabilir germeler. Ama küçüklerde kesinlikle sakınmamız lazım çünkü daha yeni gelişiyor kas grupları, kuvvetleri yeni kazanıyor. İstemsiz kası kuvvetlendirirsek bu sefer zayıf olan kaslardan daha güçlü olacak ve hep istemsiz hareket, hep bir tarafa hareket. Mesela ben şunu da duyuyorum daha önceden, evet. Çocuk nöbet geçirdiği için fizik tedavi aldırmayan aileler var. Yok.
Hem ata mesela sürekli nöbet geçiren bir çocuk. Yani orada spastisi de olan bir çocuk. Ama biz ona rağmen hani 8 aylıktan itibaren başladık. Bu yani şu an bence normal kasılmalara, fizik tedavi olması için. Ama daha önce hocam kendini tamamen kasıyordu, kilitliyordu. Böyle bir durumda fizik tedavi alabilir mi çocuk? Tabii yine alabilir. Bu sefer masajla alabilir. Yine yapılacak doğru gevşetme hareketleriyle kaslar gevşetilir, rahatlatılır. Ve aslında aileye biz rehberlik ederiz o sırada. Hani biz de belki dokunamayabiliriz kasılmalardan kaynaklı. Evet. Dokunamayabiliriz ama rehberlik ederiz. Şundan kaçının, bunu yapmayın. İşte bu buraya dikkat edin. Bunu çok yapıyorsa işte şu şey pozisyonları alın şeklinde uyarılarımız oluyor. Hani hı hı. O dönem belki biz de dokunamayabiliriz çocuğa. Çok zor olur. Ama yapacağımız uyarılarla ileride oluşabilecek işte deformitelerle, kontraktürlerle karşılaşmamış oluruz. Peki o tip çocuklarda ilerleyen dönemlerde fizik tedavinin etkisi olur mu olumlu yönde? Olur tabii. Çok olur. Hani o spastisite azalır mı? Azalır. Masajla birlikte fizik tedavi yapılırsa çocuğa. Tabii ki hani istemsiz kas gruplarını inhibe edip yani yavaşlatıp daha sonra diğer kas gruplarını kuvvetlendirirsek ona karşı çıkmış olacağız. Yani şöyle söyleyeyim, burada bu yöne kasılma varsa biz karşı grupları kuvvetlendireceğiz ki buna karşı gelelim. Bu hiçbir zaman yok olmayacak. İstemsiz çünkü beyinden gelen, hani beyne müdahale edilmesi lazım ki bu gitsin. Ya da işte omurilikten bir müdahale olması lazım ki gitsin. Evet. Ama onun dışında yapabileceğimiz fizik tedaviyle bizim diğer karşıt kas gruplarını kuvvetlendirip istemsiz kasılmaların önüne geçip bizim fonksiyonel hareketlere başlamamız gerekiyor. Tabii bunda bir fizyoterapist onun kas ölçme değerlendirme testleriyle yapacak ve hangi kas gruplarının ihtiyacı var, hangi hareketlerle bunlar sağlanır aileye öğretecek. Her çocuğun fizik tedavi ihtiyacı da farklıdır değil mi hocam? Kesinlikle. Yani o geniş bir yelpaze, onu daha önce de söylemiştim. Yani herkesin hareketi farklıdır, yapılış şekli farklıdır. Tamam, aynı harekete gidiyoruz biz belki ama bir diz üstünde durmaya gidiyoruz ama ona giderkenki yol çok farklı olabilir. Evet. Değil mi? Evet. Gel bakalım. Hah. Şimdi biraz ellerini yapalım. Hocamıza teşekkür ediyoruz bilgilendirmeleri rica için ederim, arkadaşlar. Sorduğunuz soruları ben de cevaplamış oldum. Evet, ama ne zaman size soru sorarlarsa özelden vesaire buradan cevaplamaya çalışırım ben. Böyle soru cevap videosu yapacağız ilerleyen zamanlarda eğer hocamız da müsait olursa. En çok Atan'ın şu kostümünü soruyorlar hocam. Olinex Suit ile ilgili bir video yapabiliriz mesela. Ailelerin en çok merak olur. Ettiği konu o. Duyu bütünlemeli. Yani ve bu videolar hiçbir yerde yok. Yani Olinex Suit yazdığınız zaman evet İngilizce versiyonu var. Yabancı kanallarda birkaç tane video var ama Türkiye versiyonu yok. Biz de böyle bir şey yapabiliriz. Evet, kapsamlı bir şekilde bir anlatımla çekebiliriz. Değil mi? Evet. Modelimiz Ata. Evet, öğretmenin Instagram hesabını da koyuyoruz arkadaşlar buraya. Oradan da takip edebilirsiniz. Ne oldu? Ulaşamayan aileler var fizik tedaviye. Yazıyorlar da. Yani oradan gördükleri videoları bizim de ulaşamayacağımız aileler olursa yani maddi sıkıntısı olur, alamıyor olur. Devlet karşılamıyor olabilir bir şekilde. Ya da bu pandemi sürecinde korkuyordur, dışarı çıkartamıyordur çocuğunu. Hani evde yapabilecekleri egzersizleri göstermeye çalışacağız. Hem sizin kanalınızdan hem gelirlerse benim Instagram hesabımdan yardımcı olmaya çalışacağız. Böyle part part yapsak fizik tedaviye mesela güzel olabilir belki. Hani eğitim amaçlı, eğitim 1, eğitim 2 diye. O da olabilir tabii. Genelleme olarak tabii dediğimiz gibi bütün çocuklarda farklıdır. Aynen ama öyle, evet. Genelleme bir video olabilir. Eğer isterseniz yoruma bırakabilirsiniz arkadaşlar. Önümüz kış, pandemi geliyor, ne olacağı belli değil.
O yüzden önlemlerimizi şimdiden almamız gerekiyor. Aynen öyle. Hani bir daha zaten amaç da o. Bir daha böyle bir kapanma olursa. Çünkü rehabilitasyon grubuna gelen çocuklarımız hep bir şeyleri kaybetmiş olarak geldiler. Bu 3 aylık süreçte bile. Çok zorlandınız değil mi hocam? Tabii yani sonrasında. Hem siz hem çocuklar. Yani ben dahil, ben de adapte olmada zorlandım. Onlar benden daha da çok zorlandı tabii. Evet. O yüzden böyle evde hep inşallah olmaz, bir daha göstermez Allah. İnşallah. Yani. Ama biz yine de böyle kırsal kesimde olanlar için, fizik tedavi alamayanlar için ve part part bir video yapmayı düşünüyoruz. Küçük güreşçi. Ha, soktun mu bir an? Yo, ilk defa garip hareketler yapıyor şu anda. Mutlu mu oluyor, ne yapıyorsun artık? Ne oldu Atoş? Ne oldu? Öğretmenimiz gitti. Atoş'un oturuşuna bakar mısınız? Ne kadar rahatladı. Maşallah benim kuşuma. Maşallah benim kuşuma. Annem. Tarık Atoş'un tipine bak. Değil mi? Baba da öpsün onu. Gel babayı öptürelim. Öp babayı. Oh. Hadi uyu bakalım, rahat rahat şimdi. Hı. Oğlum açıp, çip. Ya sen nasıl rahatladı öyle? Nasıl rahatladın sen öyle? Bakar mısınız? Çok rahatladı. Dersimiz bitti şimdi arkadaşlar. Atanın üzerine değiştireceğim, mamasını vereceğim. Rahat rahat uyusun artık, değil mi annem? Oh. Şimdi böyle birazcık oturalım, uzanalım birazcık, şöyle dinlenelim. Yani Atoş'cum dinlensin. Böyle bir huzur bulsun anne kucağında. Oy, çok seviyorum seni annem. Oh, mis gibi kokuyor. Evet arkadaşlar, Atan'ın bakımı bitti. Çok güzel dinlendi. Şu anda uzanıyor. Şöyle göstereyim. Keyfi gayet yerinde. Annem. Anne. Ata burada böyle dinlensin. Hadi bay bay anneciğim, geleceğim sonra. Evet, sonunda dersimizi bitirdik. Atayı dinlendiriyorum ve ben karşınızdayım. Dün Expo'ya gittiğimizde bize bir hediye paketi vermişlerdi. Önce onu göstermek istiyorum size. Böyle bir tişört çıktı arkadaşlar, içinden Embeden. Tabii bu çocuklar için değil, büyükler için olanından vermişti. Teşekkür ederiz. Yine de düşünmüşler. Şöyle bir Expo bardağı. Aa, bir de böyle bir pasaport verdiler arkadaşlar. Allah Allah diyorum, bu pasaport bizim pasaport mu diye. Şöyle bakarken bir baktım, üstünde Expo 2006 yazıyor. Ve çok değişik bir şey yapmışlar bakın. İçine girdim baktım. Çok güzel olmuş ya, bayıldım. Güzel bir hediye. Ha, böyle de bir yön pusulası var. Böyle bir şey varmış ya.
Çocuklar için inanılmaz eğlenceli bir yer bence ya. Antalya'da olanların mutlaka gitmesi gereken bir yer orası. Böyle bir kitap ayracı. Benim çok kitap ayracım var. Bunu muhtemelen Berrak Su'ya veririm. Sonra dolap süsü arkadaşlar. Şöyle bir tane. Bir de böyle bir nazar boncuğu. Çok güzel düşünmüşler ya. Aa, çok tatlı. Bayıldım buna. Bakın böyle içinden nazar boncukları çıkıyor. Çok tatlı değil mi? Buna bayıldım. Ha, bundan ipten geçiriyoruz bunu. Tamam, anladım. Süper. Bundan çok değişik şeyler yapabilirim ben. Buradan Expo Center çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Çok ilgili bir yerdi. Çok memnun kaldık. Hizmetlerinden de memnun kaldık. Alanı da çok beğendik. Mutlaka gidilip görülmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Bu arada reklam değil kesinlikle. Sadece kendi düşüncelerim, neyin reklam olacak? Ve size Ayda'dan daha önce bahsetmiştim. Bize bir koli göndermişti. Özel gereksinimli evladından, melek olan evladından kalan eşyaları göndermişti. İşte bunun içinde ilaçlar vardı. Birçok aileye umut oldu. Çok pahalı ilaçlar da vardı içinde. Hani ücretli alan ilaçlar vardı. Ben onları ihtiyaç sahibi ailelere göndermiştim. Şimdi tekrardan bana bir koli gönderdi. Hem elinde kalan ilaçlar varmış hem de medikal malzeme kolisi olarak göndermiş. Size onları göstermek istiyorum. Buradan Ajda'ya çok çok teşekkür etmek istiyorum. İlaç paylaşım postları var arkadaşlar. Hatta Instagram'da da benim de takip ettiğim bir sayfa. Daha önce de paylaşmıştım. Epilepsiye direnen çocuklar diye. O sayfayı takip edip elinizde kalan ilaçları orada paylaşabilirsiniz. Düzenli aralıklarla ilaç paylaşım postları yayınlanıyor. Ben de ara ara orayı takip ediyorum. Elimde bir ilaç kalırsa, ihtiyacı olan biri varsa, eğer oradan yazıyorsa onu buluyorum ve gönderiyorum. Bu şekilde yapıyorum gönderimlerimi. Ya da hani bana yazıyorlar, şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var diye. Eğer elimde o ilaçlardan varsa gönderiyorum ve de paylaşım yapıyorum. Şimdi neler göndermiş onu göstereyim. Bunu çok beğenmiştim. Daha önce de paylaşmıştım. Brown diye bir ped arkadaşlar. Bu pek pedi. Türkiye'de yok. Sadece yurt dışında var. Yani bu form yok benim gördüğüm kadarıyla. Sonra pek bakım seti. Bu arada hepsini size tek tek yazmış canım benim. Böyle bundan da bayağı bir var. Şöyle bayağı bir göndermiş. Bu da çok güzel ve ben bunu ilk defa deneyeceğim. Daha konforlu bir şeye benziyor bu. Şöyle eller için dezenfektan yazmış. Hepsini tek tek yazmış ya. Kurban olurum canım benim. Sonra böyle bir kompres. Gaz komprese benziyor. Bakayım. Bu da ister pek ister trakostomi. Ama daha çok yeni doğan için trakostomi pedi olabilir. Bunu da ben yine göbekte kullanacağım. Bu da şuna benziyor. Bunlar o kadar çok işimize yarıyor ki. Mükemmel. Şunu görebiliyor musunuz oradan bilmiyorum ama bu daha iyi oluyor arkadaşlar. Pek, hem pek bölgesi için hem de trakostomi bölgesi için. Elimde olduğu kadar bundan kullanıyorum. Bittiği zaman medikalciden gidip alıyorum. Daha önceki videolarda zaten göstermiştim. Yine aynısından şu ikisi. Bayıldım, süper. Çok teşekkür ederim. Hepsine bayıldım. Hepsi birbirinden güzel. Böyle bir gaz kompresi yollamış. Şöyle iki tane de Kepra yollamış arkadaşlar. Biz Kepra kullanmıyoruz. Yine oradan ilaç paylaşım postuna bakacağım. İhtiyacı olan varsa göndereceğim. Ya da hastaneye gidip bırakıyorum. Onlar ihtiyacı olanlara kullanıyorlar ya da veriyorlar. Bundan da yazmış ya. Güyemem. Bir de bunların hepsi şeydi, paketliydi. Paketlerini açtım ben. Hatta sonda size bir şey göstereceğim. O beni çok duygulandırdı. Günlük bakımı için de böyle bir dezenfektan yollamış. İşte pek bölgesi için, pek bakımı için diye de yazmış. Mikrop kapmasını engeller demiş. Bir de kalp koymuş. Canım benim. Yerim onu ben. Bir de bunu ben daha önce görmemiştim. Bilmiyorum. Belki siz görmüşsünüzdür. Aslında göz ve burun merhemi ama hemşireler bana dudak bakımı için önermişti. Gerçekten süper işe yaramıştı. Ayrıca uyurken gözün içine de kullanabilirsin kuruluğa karşı demiş. Böyle bir şey. Böyle bir el dezenfektanı. Bu da çok güzel oluyor. Dışarıdayken çok rahat oluyor.
Ajda çok teşekkür ederim. Canımsın. Çok mutlu oldum. Bunları gördüm zaten gözüm büyüdü. Çikolatayı çok seviyorum biliyorsunuz ki. Elimde yüzümde ne kadar sivilce çıkarsa çıksın çikolata yemekten asla vazgeçmiyorum. Gerçekten mutluluk için çikolata yiyin arkadaşlar. Ne kadar sağlıksız deseler de yapacak bir şey yok. Bunlar olmadan ben mutsuz oluyorum. Yiyorum yani. Çikolatayı çok seviyorum. Öyle çok fazla da yemiyorum bu arada. Yani günde 2 dilim falan artık. Yani birazcık azalttım sivilcelerden dolayı. Oreo'lu milka. Sonra şunlardan. Bunlar da çok tatlı. Çok güzel. Bu da çok güzel. Bakın. Teşekkür ediyorum. Canımsın. Düşünmem bile yeter. O kadar işinin gücünün arasında düşünüp bunları paketlemesi. Oradan buraya göndermesi. Allah razı olsun ondan. Ya mükemmel bir insan. O da eşi de. Buradan saygı ve selamlarımı gönderiyorum size. Şöyle de bir pick up. Çok güzel. Bayıldım. Ve beni en çok duygulandıran şey böyle gözyaşlarım pıt pıt akmaya başladı. Bebek umuttur. Siz de umudunuzu kaybetmeyin. Atanın da en kısa zamanda abi olması dileğiyle. Paket çok gecikti. Kusura bakmayın. Her zaman yanınızda. Sizi çok seviyoruz. Demin. Çok teşekkür ediyorum Ajdacığım. Bu beni çok duygulandırdı. Çok mutlu oldum bu kargo için. Gerçekten işime yarayacak şeylerdi. O kadar çok teşekkür ettim ki. tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri de çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Destek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. O zaman yorumlarda görüşmek üzere. Bye bye.